Yani nasıl açıklamalarla bu anlaşmaları yaptılar? Kemal Kılıçdaroğlu cehennemin kapılarını kapatacağız diye bir tweet attı. Yani burada biraz Sinan Oğan'a bir gönderme var. İsmail Dükel? Evet yani orada aslında sadece Sinan Oğan değil, siyasetin tümüne gönderme var. Mevcut AKP iktidarının yarattığı bu atmosfere gönderme var. Cehennemin kapılarını kapatacağız diyor çok net olarak. Açmayacağız diyor, kapatacağız diyor. Yani son derece bu dönemi anlatan doğru bir tweet. Ee, şey ne dedi Ümit Özdağ? Yani öyle egozot... E e e ne ezoterik bir şey değil yani cehennemin kapılarını kapatacağız böyle hani gizemli ezoterik bir Aynen. mesaj değil. Aynen. Tamam yani. dolaylı dolaylı. Türkiye göçmenistan olmayacak 29 Mayıs 2023'te Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak diyerek Atatürk'ün gülümseyen bir fotoğrafı her iki liderde anlaşmışlar el sıkışıyorlar onlar da böyle mutlu mesut bir poz vermişler. Güzel, güzel poz değil mi? Benim hoşuma Boz gitti güzel yani bir. gayet güzel. Güzel bir poz. Evet, tamam. Ne diyeceğiz Onur? Başka? Bunlar güzel. Dağılalım. Dağılalım mı ya? Yani? Ne yapalım? Ne istiyorsun? <laughs> Herkes bıraksın işini gücünü. Ha, bu maddelere bakalım, protokol maddelerine. Tamam, bunlar güzel mesajlar. Yani iki tarafta anlaştı ve gayet güzel bunların mesajı veriyor. İşte Erdoğan da Sinan Oğan'la anlaşınca böyle şeyler yapıldı. İşte o ikisinden sıkıştığı fotoğraflar yayınlandı filan. Yani bunun e, e, bir anlamda bir bir oldu. Hani Erdoğan Sinan Oğan hamlesi yaptı. Evet. Başardı. Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ hamlesi yaptı. Başardı. Durum bu. Şey diyorlar ya Sinan Oğan bir kişiyi bile götüremez ama Ümit Özdağ hepsini götürür falan diyorlar. Hani bunlar tabii yani temenni olarak söylenebilir, objektif e, yorumcuların bu tür hani temennilerini gerçekmiş gibi dile getirmeleri e, iyi bir şey değil çünkü hayal kırıklığına yol açıyor. Yani dersin ki yani Ümit Özdağ bir bölümünü götürür, önemli bir bölümünü şey e, Sinan Oğan da bir bölümünü götürür sonuçta o adam Sinan Oğan da cumhurbaşkanı adayı yani millet ona da oy verdi yani öyle değil mi ya Ümit Özdağ'ın şey oy O fotoğrafla ilgili 2.2 Adalet Partisi ile birlikte 2.2 O fotoğrafla 4. ilgili açılış yorumu yapayım mı? oy 5.2 El sıkışma. 2. Evet. El sıkışma fotoğrafını bir daha getirebilir misin önce? Yani açılış olsun başka bir şey, sözü olan söylesin. Diyorum ki bu fotoğrafta iki lider var ya Şimdi Ümit Özdağ kendi partisi eleştirecek olsa Ümit Özdağ döner der ki ben der prensiplerimi masaya koydum ve aldım der. Ha, onun der. rahatlığı var değil mi? Onun rahatlığı Hakikaten var. Hakikaten öyle evet. Nedir onlar? Söyleyeyim. Kazandı. Ümit Özdağ kazançlı. Evet. Yani. Bakın evet. belediyelere özelliği kabul ettirmiş. Efendim milliyetçi tutum. Efendim espri İçişleri Bakanlığı'ndan bahsediyor alırsa direkt ee, hem göç konusuna hem PKK konusuna üstüne var, gider falan. Özellikle ilgili Şimdi, bir madde daha var aslında. Var çok gözükmedi madde protokol maddelerine Üzerine bakacağız. Bak, el, o alacağını almış. Ama bu tabloda seçim sonrasını beklemek kaydıyla Kemal Bey nasıl kendi seçmenine part seçmenine değil de seçmeni hani ne olursa olsun Erdoğan gitsin diye oy veriyorlar evet. ama partisine izah çok zor edeceği tablo asıl Kemal Bey'de. Yani şöyle ben olayı şöyle görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Kemal Bey şu anda hani artık çok kullanıla kullanıla klişe hale geldi ama bütün tuşlara birden basıyor. Kazanma odaklı hareket ediyor. Yani ne yapıp edip seçimi kazanmaya çalışıyor. Ümit Özdağla birleşiyor. Bütün bunlar kazanmayı amaçlayan atılımlar. Evet. Ee, kazanırsa sorun var mı? Hayır. Ha. Hayır. Ancak kazanamazsa bunlar sorun olarak çıkacak. Evet yani. zaten ben de diyorum ki kazanamazsa ya bunu dedin bunu anlaştın. Bunu istedin bundan başka bir şey söyledin. Oyu olmayana şu kadar yani o kadar konu var ki partisinin öz eleştiri yapacağı kendisini eleştirecek. Tabii tabii. Mesela 22 madde falan var öyle böyle değil. Birikmiş alt alta. Şimdi niye kimler Kılıçdaroğlu'na desteği çekiyor diyoruz? Onur yani bir biz Ümit Özdağ destek veriyor onu konuşuyoruz. Yani Nuhan için mi diyor acaba? Ya yok. Destek çeken yok ki. Destek çeken yok. Yani niye Adalet Partisi de destekledi şey tabii, Kemal tabii. Bey? Yani Ata İttifakı'nın ortak Hayır ama öyle bir şey yok şu anda. Yani konuştuğumuz konu Ümit Özdağ filan yani onu konuşuyoruz şu anda. Şey, evet. Ahmet Bey dikkat ettiniz mi ki lider el sıkışıyor ama ortada Atatürk fotoğrafı var. O çok Söyledim anlamlı. gülümsüyor bir de Atatürk. Gülümsüyor yani çok memnun. Çok da güzel bir Atatürk'ün şahane e, fotoğraflarından biri. Çok biridir. iyi çalışmışlar. Çok, çok, yani çok güzel. Atatürk bu ittifaktan bu destekten memnun. Demeye çalışıyorlar. Evet. Yok ittifakı alacağını aldı. Ya şimdi hatırladım. Onur diyor ki bir, bir, bir açıklama yapmış Ümit Özdağ. Galiba yeni açıklama değil mi Onur? Öyle anlıyoruz. Ha Kenan'a yapmış. Kenan Taş'a bir açıklama yapmış. Ee, yani soru şu ya HDP e, oy vermeyebilir Kemal Kılıçdaroğlu'na sizin yüzünüzden. Ee, bu konuda ne diyorsunuz? Ne cevap vermiş? İzleyelim. Türk halkından e, oy isterim. Ve e, Türkiye'ye düşman, Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen <laughs> hiç kimseden de benim bir oy talebim olmaz kardeşim. Vermezlerse vermesinler mi? Bakın o sadece e, Yeşil Sol'un yöneticilerini bağlar. E, ama vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil. Türk halkından e, oy isterim. Ve e, Türkiye'ye düşman, Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden de benim bir oy talebim olmaz kardeşim. Vermezlerse vermesinler mi? Bakın o sadece e, Yeşil Sol'un yöneticilerini bağlar e, ama vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil. Şey bu. Açıklama bu. E, ama Çok net. E, Oyu Kemal Kılıçdaroğlu istiyor. Nasıl yani? E aday Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu aday. Yani Ümit Özdağ aday değil ki. Şöyle. Kemal yani akıllıca istiyor. bir bypass var demek istiyor. Ben şeyi anlamadım. Yani o yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi değil mi? Ama zaten oradaki sorun şu. Ümit Özdağ'da, Ali Babacan'da, Ahmet Davutoğlu'nda, Davul Kemal Bey'in omuzunda, Tokmak onların elinde. Onlar istedikleri politikayı uyguluyorlar, faturayı Kemal Bey ödüyor. O isteyen Ay, Kemal Bey. Ya şimdi Ay, gazete, bir, bir dakika Ay, arkadaşlar. Bir, şey şey, bir dakika bir daha konuşalım. Şimdi Kenan bir soru soruyor. Diyor ki, HDP'liler sizin yüzünüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir. Doğru. Böyle bir tartışma var diyor orada yeşil solda diyor. Buna ne diyorsunuz diyor? Anladım ama cümle doğru değil diyorum ben de. Cümle doğru değil. Yani yani kendisine istemiyor çünkü kendi söylüyor. ama kendi açısından söylüyor bunu. Kendi Hayır ama şöyle bir beni şey. Beni ilgilendirmiyor diyor ya. Onların yapacak, alacak, ne diyor? E, bir, e, bir, bir daha, daha dinleyin. dinleyin. bir daha dinleyin. Bir daha dinleyin. Ver dinleyelim. İstemiyorum diyor. Onu demiyor mu? Dinleyelim. Türk halkından o e, oy isterim. Ve e, Türkiye'ye düşman, Türkiye'ye düşmanca politikalar izleyen hiç kimseden de benim bir oy talebim olmaz kardeşim. Benim olmaz diyor. Kılıçdaroğlu'nun olabilir. Vermezlerse vermesinler mi? Bakın o sadece e, Yeşil Sol'un yöneticilerini bağlar. E, ama Vermezlerse vermesinler. Hiç umurumda değil. Umurumda değil diyor. Kılıçdaroğlu'nun umurunda. Kendi ya. kişisel duruşunu söylüyor ya. Yani bunda şaşılacak bir şey yok. Ya yani benim değil. açımdan. Ama doğruyla işte cevap bir alakalı Hayır, Benim açımdan yani. diyor. Ya ben doğruyla Ümit, cevap birbiriyle yani ben alakalı. Ben Ümit Özdağ olarak bu konuyla ilgilenmiyorum. Vermezlerse vermesinler. Onları ben şöyle görüyorum. O gördüğüm açıyla baktığımda beni ilgilendiriyor. Ahmetenin dediği de farklı. Doğru söylüyor. Ne diyor? Anlamadım. Soru ya? başka diyor. Cevap başka diyor ya. Ya soru şu. Siz... Kemal Bey'e verilecek oydan bahsediyor. Tamam. Soran. Tamam beni ilgilendirmiyor diyor. Benle ilgisi yok olayın diyor. Hayır Kemal, Kemal Bey'e Bey vermezlerse vermesin demeye gelir bu cevap. Benim açımdan diyor. Benim perspektifimden. Ben bak benim bakışımdan diyor. Ama yani Kemal dün Bey... dün ne söylüyorsa bugün de bunu söylemiş. Evet. Evet yani. Onun e, söylediğinde bir ve... sorun yok zaten. Aday, Biz onun aday ne ne Kemal sorun Kılıçdaroğlu. Nerede? Bakın şöyle. Aday Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Yeşil Sol Partililerle HDP'lerin bileceği bir iş diyor. Ha ben istemem diyor. İsteyenler isteyenler için de hayır istemesinler demiyor. başı sonu bilmiyorum ama şu cümle yani şu an kesilen yer buysa <laughs> ya a, sorunun cevabı doğru değil diyorum. Ben yani ben bu cümleye vereceğim cevabı söyleyeyim. Doğru olanı söyleyeyim. Arkadaşlar seçime ben girmiyorum. Seçime girecek olan Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, e, oy verip vermemek e, onların vereceği ben hiç kimseden oy istemedim bugüne kadar. Zaten duruşumda söyledim. Ben Kürt halkımdan isterim. Diğerlerinin bana evet vermeyeceği beni hiç ilgilendirmez. Ama buradaki pozisyon başka bir şey. Dersiniz geri çekilirsiniz. Onu atmaya çalıştım ben. Yani soruyla an şey anladım. bir bile mantıklı değil. Yani sanki e, Ümit Özdağ Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyormuş. O isteyen e, oymuş gibi. Yani öyle, öyle bir cevap olunca Aynı yer değil, onu söylemeye çalıştım. Fakat zaten bu sorun seçim orada. ne politikalar gördük ya, çok enteresan. Ama ne zaten, bypasslar, ne tabi. politik ifadeler, çok ilginç. Yani sorun orada, ya. seçime girmiyor. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu seçime giriyor. Kılıçdaroğlu açısından HDP seçmeninin oyu da hayati derecede önemli. Ama Ümit Özdağ diyor ki, vermezlerse vermezsin. Sorun ne biliyor musun? Diyorum ya evet. ben de, dün ne söylediyse bugün... Ee, aynı şeyi söylüyor. Eğer bugün ya e, başka bir güzelleme yapsaydı... Üstad söylemedik ya. Hayır derdi. Üstad şöyle Ben sizi çok ki, iyi anladım. Değil, yani hissedin. ben Ümit Özdağ fikir değiştirmiş falan demiyorum. Onu söylemedim ben. Hayır, aynı fikri söylüyor. Ben size bir şey söylemedim. Ben doğru da, ben sizi da, çok Ama söyledim? şöyle dün söyleseydi... Allah sizi bu kadar tartıştığına yapalım. göre çok akıllıca bir cevap vermiş. Şöyle... Eğer oturalım doğru konuşalım. Hakan <laughs> Bey, Üstad şöyle eğer dün... Bu cevabı verse kendi adına vermiş oldu. Ama bugün bir protokol imzaladığı için Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu'nu etkileyecek bir tarafı var. Yani Kılıçdaroğlu bugün itibariyle Ümit Özdağ'ın da Cumhurbaşkanı adayı. Dün itibariyle öyle değildi. Bu açıdan bu cevap Kılıçdaroğlu'na... Tamam bunları söyleyebiliriz yani. de cevap çok akıllıca. Peki. Bu kadar tartıştığına ben göre... bir şey... Tartıştığına göre... Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bu bağlamda söyleyebilir miyim? Şimdi iki tane milliyetçi kişi var. İkisi de birisi Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldı. Birisi e, Millet İttifakı'nın yanında yer aldı. İkisinin de temsiliyet kabiliyetleri var. İkisi de herhangi bir bakanlık veya bir şey istemiyoruz dediler. İlkelerimiz doğrultusunda de geldiler. Peki benim anlayamadığım konu şu. E, i̇kisi arasında uygulanan e, çıkışsal veya... E, Saldırılardaki boyutta niye bu kadar çok orantısızlık var? İkisi de birbirine yani Sayın Ümit Özdağ'da Kılıçdaroğlu ile ilgili sert söylemleri vardı. HDP ile ilgili de söylemleri vardı. Sinan Oğan'ın da söylemleri vardı. Sinan Oğan'ın da işte şeyle ilgili göçmenlerle ilgili ve diğerleriyle ilgili söylemleri vardı. Söylemler iki taraf için de eşit. Bence i̇ki tarafta eşit. İki tarafta milliyetçi, iki tarafta bir şey istemediğini söylüyor, İki tarafta ilkesel olarak söylüyor. Ben iki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Aynen ben de. İki diyorum. tarafta tercihinin yapmıştır, İki tarafta bir yerde kendisine kendisini iyi hissedeceği yere gitmiştir. Ama evet. sö şunu söylüyorum arkadaşlar ikisi de birbirinin kopyası olan olayda niye bu kadar çok e, saldırgan davranıyoruz? Birisi de geldi oraya geldi, birisi de oraya geldi. Sinan o anda hoş gelmiştir. Ümit Özdağ da öbür taraf için hoş gelmiştir. İki tarafta hoş gelmiştir. Şüphesiz o doğru. Ama öyle gitmiyor iş. Doğru. Bu, bu burada hakikaten akıllıca bir cevap. Ee, Erdoğan'a oy vermiş milliyetçi seçmene doğrudan hitap ediyor Ümit Özdağ burada. HDP e, başka bir şey diyor. O başka. Ama kimden oy istediğini söylüyor zaten. Milliyetçi tabana sesleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş seçmene hitap ediyor. Peki. Yani onlara yani kılıp vermemelisi doğru. Ediyor. Evet. Yani ben Ümit Özdağ'a kendi akınacağız. mücadelesi açısından bu cevabını tutarlı buldum ama bunun bedeli Kılıçdaroğlu'na çıkar. Kılıçdaroğlu bundan zarar görür. Yani kendisi açısından tutarlı ama siyasi sonuçlar açısından doğru bulmuyorum. İkincisi Mete Komutan'ın gündeme getirdiği olay bence bu seçimlere damgasını Vuran bir çifte standart. Meral Akşener masadan kalkınca hain oldu. Söylenmedik bir kadına söylemeyecek sözler söylendi. Oturdu kahraman oldu. Muharrem İnce aday oldu. Linç edildi. Çekildi. Linç bitti. Şimdi aynı şey. Valla bravo. An, Güzel bir tespit özür dilerim. Çifte standart lafı var ya bu seçimin aynen. tek tarifidir aşağıya. Yani bir, Sinan Oğan. Doğru yani. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum deseydi şu anda kahramandı. Linç ediliyor. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekledi, kahraman oldu. Erdoğan desteklese o da linç edilir. Bırakın insanlar nereyi tercih ederse, tercih etsin. En Siyasi sonuçlar onlar gidecek, yani, oyunu atacağı. Ümit Özdağ da şimdi Millet İstifakı'nı destekledi, o da linç ediliyor. Bu linç kültürünü toptan ortadan Yok, kaldırmak hayır, lazım. Hayır, şey söylüyoruz yani sonuçta üç gün sonra hayır, insanlar geçmişte söylenenler meselesi Sinan Oğan için yapıldı. Hani sen geçmişte AK Parti'ye şöyle demiştin, böyle demiştin. Ümit Özdağ da yapıldı. Sen geçmişte Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar demiştin falan diye. O da ona da hatırlatıldı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani siyasetin içerisinde uzlaşma var mı? Var. Bir araya gelecekler mi? Gelecekler. Ama bundaki samiyete kim bakıyor? Ben değil. Seçmen bak Tabii ki. Yani Sosyal de, medyadaki karar... iki tane üç tane fenomen bakmıyor. Tabii ki. Bir de hakaret... Seçmen gidiyor oyunu. diyor ki kardeşim bana inandırıcı geldin veya gelmedin. Bu kadar net olarak gidiyor. <laughs> Bir de hakaret niye, linç niye, küfür evet, niye, yani? eleştiri olur. Yani dersin ki ya sayın Oğan, sizin bu tutumunuzu tutarlı bulmadım. Sayın Özda e, keşke. İşte işte Millet İttifakı'nı desteklemeseydin. Sen bu, bu üslup bu olduktan yani, sonra evet. sorun yok. Ama sen ama hakaret edersen yani yapılmadı hakaret kal. Ha, Sinan Oğan'a ya yapma. Edep, edep eşine eşine zorla, saldırıyorlar yani ya. Edep, edep yani, sınırlarını ya, Sinan Oğan'ın eşinin politikayla ne alakası var abi? Niye eşine? Ama iki gün önce şey diyorlardı. Yanında gezerken ne kadar güzel, ne kadar güzel bir çift diye. Hanımefendi diyor. hanımefendi bak ne güzel yanında geziyorsun diyordunuz. Ne yani kadar ayıp bir şey ya. İnsan hani Muharrem İnce'yi Türkiye Cumhuriyeti... İnsanlıktan çıkmanın ne gereği var ya? Herkes yani, insanlıktan çıkıyor yani bu işi. Muharrem İnce'yi Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı adayı olarak öner, sonra linç et, adam sağlığından oluyordu. Yani üretilmiş kasetten bunlar. Yaz Muharrem İnce ile bir temas varmış yani, galiba. Evet, evet. Evet. Yani şey, bu şey Kemal Kılıçdaroğlu adına Muharrem İnce'yi yeniden Temas kurmaya çalışıyorlarmış, birkaç kişi gidiyorlarmış, görüşmeye çalışıyorlarmış falan. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dostudur. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dostudur. Eski dostudur. Eski dostudur <laughs> ama bir hukukları var belli ki. Onlar yani bugün ziyaret Muha edilmişler. Muharrem Bey... E